Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir idmanla karşınızdayız. Basit, etkili bir idman. Şimdi herkesin en çok merak ettiği şey, nasıl güçlü yumruk atabilirim? İnternette biraz araştırmasını yaptım. Tabii ki birçok arkadaşımız güzel şeyler paylaşmaya kalkmış. Fakat güçlü yumruk atmak, şöyle vurun böyle vurun demekten önce yumruklarınızı, yani yumruğun kuvvet aldığı noktaları güçlendirmeniz gerekiyor. Yani siz şu an hiç yumruk güçlendirme idmanını her gün minimum 10-15 dakika yapmadığınız sürece istediğiniz kadar yumruk atın, yumruklarınız yeteri miktarda güçlenmeyecektir arkadaşlar. Şimdi bu bir kum torbası, küçük boy bir kum torbası. Gerekli ısınmaları yaptık. Temel videolarım biliyorsunuz, temel 1, temel 2, temel eğitim 3 falan diye gidiyor. Temel eğitim videoları baştan bir tekrar bakın, eğer ilk kez izliyorsanız nasıl ısındığımızı bir görün. Ondan sonra bu egzersize geçebiliriz. Yumruk güçlendirmek için tabi sadece bunu kullanmanız gerekmiyor. Diğer videolarımda bizim Wall Bag ya da Wing Chun torbası dediğimiz, Wing Chun Bag diye de geçiyor, pirinç torbası diye de geçiyor, duvarda sabit duran Wing Chun torbalarımızı da kullanabilirsiniz. Fakat henüz yaptığım araştırmaya göre piyasada orijinalleri satışa başlanmamış. Biz yakında üretime geçiyoruz. Dediğim gibi bu siparişle de alakalı. Sipariş vermek için Aldin 2018 Instagram sayfası hizmetinize açılmıştır arkadaşlar. Oradan sipariş verebilirsiniz. Yalnız Wing Chun torbaları 15 gün sonra teslim ediliyor. Bilginiz olsun. Diğer bütün ürünler 4-5 gün içerisinde teslim ediliyor. Sayfa benim şirketime ait bir sayfa. Yakında da büyük bir internet mağazası açıyoruz inşallah arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Diyeceksiniz ki bu sallanıyor, bununla nasıl çalışacağız? Bir boksör nasıl çalışıyorsa öyle çalışabilirsiniz. Fakat biz Wing Chun yaptığımız için Wing Chun yumruğu üzerinden size bir şey anlatacağım. Çok az kadrajı değiştireyim şöyle. Umarım doğru ayarlamışımdır. Bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar. Bugün asistan yok. Yalnızım. O yüzden her şeyi tek başıma yapmak zorundayım. Şimdi Wing Chun yumruğu atmayı öğrendiğinizi kabul ediyorum. Benim diğer temel eğitim videolarımı çalışmış olduğunuzu kabul ederek bu çalışmayı çekiyorum. Bilmiyorsanız temel eğitim videolarını seyredin. Unutmayın, her videoyu minimum bir hafta çalışmalısınız. Ve aynı teknikleri arada bir yine çalışmak zorundasınız. Eğer iyi dövüşçü olmak istiyorsanız. Tabii sadece video ile olacak iş değil. Birebir ya da grup dersi halinde eğitim almanız da gerekiyor arkadaşlar. Şimdi reklam yapmıyoruz. Tabii bizim için önemli değil. Konu şu. Önce rahat bir duruş pozisyonu alıyoruz. Ayakları bir omuz genişliğinde açtık. Böyle dimdik durmuyoruz. Hafif dizlerimiz esnek bir pozisyonda. Zincir yumruk atmayı biliyorsunuz artık. Yumruk gardımızı aldık. Şimdi her yumrukta ne yapıyoruz? Kum torbası biraz geriye gidiyor. Biz onu orada tutmaya çalışıyoruz. Yani şu olmayacak. Hop geldi vurdum, geldi vurdum değil. Yani bir boks yaparken de torba biraz ileride durur. Tabi bu hafif bir torba. Uzun, büyük, ağır torbaları da kullanabilirsiniz. Fakat baştan bileğinizi sakatlarsınız. O yüzden bir kum torbasının küçüğünü kullanmanız idealdir. Bunlar zaten ucuzlar oluyor piyasada. Tam fiyatları bilmiyorum ama sayfaya girip sorabilirsiniz. Şimdi yumruk gardımızı aldık. 1, 2, 3. Ne kadar yavaşlatarsanız bu askıda durması o kadar zor olur. Biraz hızlanıyorum. Biraz daha alt bölgeleri vuruyorum. Bu yumruklarınızı son derece kuvvetli vuruşlar yapmanızı sağlayacak şekilde geliştirecek bir idman programıdır. Basit, kısa bir programdır.
Buna başlar başlar böyle hızlı hızlı başlamayın. Buna başlarken önce yumruğa atacağınız sağlıklı bir mesafe alın. Bir ayağınız önde olabilir ya da omuz genişliğinde durabilirsiniz ama şöyle de başlayın. Yani bir ayak önde başlarsanız bu da avantajlı. Neden? Vurdukça o biraz ileri gidecek. Hafif yaklaşmanız gerekebilir. Başlarken yavaş başlayın arkadaşlar. Yani 1, 2, tabii çok duraksamadan. Biraz kontrol altına aldıktan sonra biraz hızlanın. Bu tempoyla aşağı yukarı 2 dakika yumruk atın. 15-20 saniye dinlenin. Minik bir su molası. Yarım bardaktan fazla su içmeyin. Şişirirsiniz kendinizi. Sonra bir 2 dakika daha. Sonra biraz daha dinlenin. Yani 20 saniye. Sonra bir 2 dakika daha. Bundan sonra bir önceki miydi? 2 önceki video muydu hatırlamıyorum. Bilek güçlendirme videosu çekmiştik. O videoyu da hemen bunun akabinde çalışarak programınızı tamamlayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha yalnız sizden ricam. Süleyman Kocabek Fight Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Bu sayfamıza, YouTube kanalımıza arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Emeğe saygı arkadaşlar. Videomu beğenip yorum atarsanız ve bunu paylaşırsanız mutlu olurum. Yorumlarınızı okuyamıyorum. İnanın hiç zamanım yok ki bütün sosyal medyaları asistanlarım yönetiyor. Yani onlar da yetişemiyorlar çünkü benim başka yaptığım işler var. Bir fabrikam var, bir spor malzemeleri yerim daha var. O yüzden oldukça yoğunum. Fakat dediğim gibi yorumlarınıza ara ara bakıyorlar ve biz ona göre video çekiyoruz. Elimizden geldiğince isteklerinizi karşılamaya çalışıyoruz. 22-23 Eylül İstanbul seminerime katılmak isteyenler Süleyman Kocabıyık Fight sayfasından gerekli bilgileri alabilirler arkadaşlar. 5 Ağustos İzmir seminerine katılmak isteyenler de yine aynı şekilde Süleyman Kocabıyık Fight Instagram sayfasından gerekli bilgileri alabilir.